sen gel bize gel. Çanlı yıl dönümüdür de. Mirabel kız kardeşler, bundan tam 47 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı özgürlük mücadelesini yükselten Mirabel kız kardeşlerin diktatörlüğün askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri utanç gününün ve insanlık ayıbının yıl dönümüdür. Mirabel kız kardeşlerden birinin kod adının kelebek olmasından da esinlenerek o günden sonra bu üç kız kardeş gerek Dominik'te gerek dünyada kelebekler adıyla efsaneleştirilerek anılmaya başlamıştır. Önce 1981'de Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü olarak kabul edilir. Daha sonra 1985 yılında BM tarafından 25 Kasım kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele günü ilan edilir. 1981'den bu yana dünyanın dört bir köşesinde abi kadınlar efsaneleşen bu üç kelebeğin tutuşturduğu ateşi harlıyor, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa karşı kadın dayanışmasını örüyor, seslerini yükseltiyorlar. Adeta kelebekçesine kanat çırparak özgürlüğe uçmayı sürdürüyorlar. Biz sustukça yıllık kadın ölümlerindeki bilançolara baktığımızda 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndaki insan kaybından çok daha fazla kadın katlediliyor. Son günlerde artan bir hızla tecavüz ve ölüm haberleri magazinleştirilerek kadın bedeni üzerinden reyting uğruna kadın onuru yeniden çiğneniyor. Feodal yapıları, mafyayı, çeteleri, fuhuş ticaretini dizi adına, program adına evlerimize taşıyanlar, erkek otoritesini sarsılmaz bir kale gibi sunuyorlar. Ancak biz kadınlar biliyoruz ki, biz sustukça, biz sessiz kaldıkça, nice kız kardeşlerimiz bu ataerkil vahşet elinde namus adına, töre adına can vermeye devam edecek. Daha kaç kardeşimiz fabrika tezgahlarında karın tokluğuna angarya çalıştırılarak taciz, tecavüz tehdidi altında yaşayacak. Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! Daha kaç kadın ölecek? Daha kaç ev kadını gecenin bir yarısında tekme tokat kapının önüne konularak açlık ve sefaleti ölüme terk edilecek? Sistem muhalifi daha kaç kadın ya da kadın örgütü antidemokratik baskı ve saldırıda maruz kalacak. Ama unuttukları bir şey var. Biz kadınlar artık susmayacağız. Artık kendi yazgımızı kendimiz çizmek üzere, sözümüzü birleştirerek örgütlülüğümüzü, dayanışmamızı örüyoruz. Artık yeter diyoruz. Toplumsal cinsiyetçiliği tarihin çöp sepetine atmaya yeminliyiz. Kadına yönelik şiddete, eşitsizliğe karşı ayaktayız. Alarmdayız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nerede bir kadın eziliyorsa, nerede kadına ve çocuklarımıza yönelik cinsel istismar varsa, şiddet varsa, katliam varsa, savaş varsa, haksızlık varsa, sömürü varsa, zulüm varsa, taciz, tecavüz varsa, emin olun ellerimiz yakalarındadır. Hesabını soracağız. İşte her yıl bir öncekine göre daha da çoğalarak alanları dolduruyoruz. Daha geçen gün kadın koalisyonu kenetlendik. Şimdi kelebekler zamanı. Her birimiz birer kelebeğiz. Unutmayalım ki kelebekler kanat çırparak yol alırlar. Yalnızca 25 Kasımlarda, 8 Martlarda değil. Gün, bugün, her gün kanat çırptıkça özgürleşeceğiz. Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! Kadına kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması!
bize yani.